Şimdi görüyorum ki aradan geçen süre içerisinde o pembe ve beyazların dışında kartele de renk kalmamış. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Türkiye'de spor kulüpleri yasaların sağladığı avantajlar nedeniyle başkan inisiyatifiyle yönetilir. Ya da diğer bir deyişle başkanlar yönetir. Tek başına her şeyi imza atmayı tercih edenler olabilir. Demokratik paylaşımcı yönetim kurulunun her üyesini işin içine sokmak için farklı seslerden çekinmeden herkes de bu işin altına imza atmak isteyenler olabilir. Son 10 yıla dair bizim yaptırdığımız özel amaçlı inceleme raporu az önce de söyledik. 25 Aralık tarihli 2019 yılı Mali İdari Genel Kurulu'nun 6. maddesidir. Bunun üzerine daha fazla söz söylemeye hiç gerek yoktur. Ernst & Young raporuyla zamanın örtbas edilen Ernst & Young raporuyla bu rapor arasındaki tek fark da bunu o kongreye getiren başkan inisiyatifidir. Bir refinansman kredisi sağlanmışken, yani tırnak işareti içerisinde yüzdürülebilecekken niye gidildiğinin hesabını öyle kolay kolay hemen anlık hiç kimse hiçbir mahkemeye taşıyamaz, götüremez. Bu nedenle söz konusu 10 yıllık özel amaçlı inceleme raporunun tamamlanmasını bekledik. Bunların hepsinin günü ve zamanı gelecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. 11 tane daire alınmış. Beşiktaş borç harç içerisindeyken nedense niyeyse sporcunun parası ödenmezken, menajerin parası ödenmezken, avukatın parası ödenmezken, marketin parası ödenmezken, elektriğin parası ödenmezken o dairelerin parası ödenmiş. Ve nasıl daireler alınmış biliyor musunuz? Beşiktaş'tan önce o dairelerin üzerinde 660 tane ipotek var. Şimdi deniyor ki tapuları aldık. Nerede o tapular o zaman? Kimde? Kimin evinde? Kimin cebinde? Bununla ilgili de daha fazla söze gerek yok ama çok merak edenler için söyleyeyim. 2021 tarih 34'e esas dosya mahkemede. Yani bazı şeyler içinde beklemiyoruz gördüğünüz gibi. Değil tabii ki. Her seferinde söyledik. Beşiktaş'ın dava sayılarını. Burada her divan kurulunda Beşiktaş'ın hiç kimseye borcu yoktur, hiçbir menajere borcu yoktur, hiçbir sporcuya borcu yoktur diyenlerin hangi menajerlere, hangi sporculara kaç tane davamız olduğunu, kaç para borcumuz olduğunu her seferinde söyledik. Az önce ilk konuşmacı yine birazdan birkaç saat sonra sahaya çıkacak bir oyuncumuzla ilgili bir karşılaştırma yaptı. 2,5 ay önce bu kürsüde söyledim. Arşivler duruyor. Tekrar hatırlatmak isterim. Pjanić, Batshuayi, Gezal, Teksara dörtlüsü için bugüne kadar daha önceki kulüplerinin ödediği bonservis bedeli 234 milyon eurodur. Bu isimler kariyerleri boyunca 1569 maçta 402 gol attılar. 257 asist yaptılar. Bu dörtlü için bizim ödediğimiz tutar sadece ve sadece 3 milyon 150 bin eurodur. 3 milyon eurosu Gezal'ın bonservisi, geri kalan 150 milyon euro da Batshuayi kiralama bedelidir. Bu dört oyuncunun az önce
karşılaştırılan, şu anda kadro dışı olan diğer bir oyuncumuzun yıllık maaşından çok 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 daha azdır. Aralık ayında mali ve idari genel kurullarımız var. Soruluyor, salacak mısınız? Saldım çayıra, Mevlam kayıra mı olacak? Kol kırılır, yan içinde mi kalacak? Yoksa herkes soyunduğu yerde mi giyinecek? Sadece divan kurulu üyeleri değil, sözüm Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün tüm genel kurulu üyelerine. Daha önce de birkaç kez bu kürsüden söyledim. Siyahla beyaz arasında bir de gri var. Nedense biz hep gri olmayı tercih ediyoruz. Birazcık birileri günlük sportif başarılarla top çizgiyi geçerse veya bir takım kişisel beklenti ve menfaatlerle belki birileri birazcık bu griye beyaz katar, beyaz oluruz. Belki birileri siyah gösterir, birazcık siyah oluruz diye. Değerli Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurul üyeleri, vakit çoktan geldi, geçiyor. Artık taraf olmak zorundasınız. Ya beyaz olacaksınız, ya siyah olacaksınız. Bu nedenle, evet, genel kuruldur Beşiktaş'ın en üst makamı ve herkesin boynunun borcudur oraya gelmek.